Timon da size. Beyler moralim çok bozuktu. Ben de samimi bir insanım. Yani Twitch'i para için yapmıyorum. Tamamen spontane şu an soruldu diye anlatıyorum size. Her gün para kazanayım diye yayın yapmıyorum ben. Çok enerjik ve mutluyken yayın yapıyorum. Biliyorsunuz beni. Hani tansiyonum çok yüksektir. Temposu çok yüksektir bizim yayınların. Dedem de abi Parkinson hastalığı baş gösterdi. Beni büyüten insanlardan bir tanesi dedem. Sonra yoğun bakıma alındı. Uzunca süre yoğun bakımda yattı. Ben bunu sizle paylaşmadım. Hani olumsuz. Zaten gündem çok olumsuz. Evimizde kısılı kalmışız. Bir sürü kısıtlama gelmiş. Bir sürü bok var etrafımızda. Ben yayın açmamayı tercih ettim. Çünkü asık suratla yayın yapmak istemiyordum. Ondan sonra Alzheimer belirtileri başladı. Parkinson'da aynı anda. Yoğun bakıma alındı. İşte uyurken kustu ve hayatını kaybetti. Sonra doktorlar şokla onu canlandırdı. Bir süre daha yoğun bakımda kaldı. Ondan sonra bu koronalar tabii başlamamıştı o zaman. Sonra korona geldi. Orada işte dedem hayatını kaybetti. Onu cenazesini naklettik. Çok kötü şeyler yaşadım o süreçte. Yani moralim çok Hoş bozuktu. geldin. Ve ben yayın yapmadım abi. Bir sürü sebep var aslında bunun için. Ama en büyüğü buydu. Moralim bozukken ben yayın yapmıyorum. O yüzden beni yargılamayın. Annos niye yayın açmıyor, sattı mı işte bilmem ne falan diye. Şimdi kendimi toparladım. Ve buradayım arkadaşlar. Sektöre Yani hoş en büyük sebep geldin. buydu. 50 tane sebep var. Ailevi var, sosyal var. Ama kurtulduk. Birçoğunu atlattım. Öyle söyleyeyim size. Sağ olun. Artık burada ekranlardayım. Buradayım yani. Yapmayı sevdiğim şeyin gene başındayım. Crosshair'i anlattık şimdi. Evet. Ayarlardan çık diyorsun ve devam ediyorsun. Şimdi sensitivity ayarları çok önemli. Çok hızlı bakın şu anda. Gene nişangah, genel, video, ses ve takım. Takımda çok bir ayara gerek yok zaten. Fare hassasiyetini Sektöre düşüreceksiniz beyler bu hoş oyunda. geldin. Siz bir oran bulmuşsunuz abi CS ile. Riot Games'in bize önerdiği, bu Riot Games neye göre önerdi? Shroud'lara, ninjalara oynattı bu oyunu. Bize oynattı. Bizim ortak yorumlarımız sonucunda da öneri olarak CSGO sentivizinde dedi. Üçte biri kadar Sektöre yapın dedi. hoş geldin. Konuşamadım ya. Fareyi ters falan çevirme yok. Şu an gayet. Hatta üçte biri yapmadım tam. Şöyle biraz daha kısalım. Bu çok şey oldu. Bunu kendiniz ayarlayacaksınız buradan. Ben Sektöre fareyi çok çevirmeyi hoş seviyorum. geldin. Berk de öyle değil mi Berk? Her zaman çok çeviren daha kontrol sahibi olur yani. Şimdi tutorial'ı atlıyoruz. Ondan sonra maçlara başlayacağız arkadaşlar. Sıradaki Ve robot seni Avrupa'daki birçok göremez. ünlü Ama yayıncıyla. duyabilir. Yavaş yürürsen ayak sessizce seni. Şu hedeflerin Hiç üzerinde paslı oynamayanlara silahlar anlatıyor. deneyelim. Çok Normalde güzel anlatıyor bu paralı arada. silaha Evet, neyi bayağı derdini yapacağım. harcayacağını düşünmen gerekir. Ama şimdilik kafana göre takıl. Bayağı Türkçe oyunun her şeyi, Türkçe seslendirme. Sektöre hoş geldin. Ondan sonra ünlem drop yazınca özel mesaj geliyor. Yeni gelen kardeşlerime tekrar anlatayım. Discord'da bir makale yazdık sizin için detaylı. Görseller var. Nereye tıklamanız gerektiğine dair linkler var. Burada silah menüsü var. Silahları anlattım zaten. Sektöre Vandal, hoş Phantom. geldin. YouTube'da videomuz var bununla alakalı. Oyunda ivme yok. Şimdi ayarlarına bakalım. Nişan hassasiyetini ayar. Şimdi Nişan isabet becerine bakacağız. Bu botlar kafadan abi. Tek vuruşla patlıyor. Gövdeye hasar nispeten az. Düzgün Bacağı ise böyle daha da çıkıyor az. Genelde silahlar. Çabuk yok oluyorlar. Süre dolmadan kaç tane düşüreceksin görelim. Böyle size bir antrenman yaptırıyor ve bunu bildiğimiz CSGO'daki aim map vardı ya. Oradan almışlar. Nasıl taranacağını falan kendi videomda anlatmıştım zaten arkadaşlar. Üçlü atıyorsunuz. Yani dürbün açmanıza bile gerek yok. Gerçekten oyunu çok kolay yapmışlar. O yüzden oynaması da kaçırdık. Burada sizi alıştırıyor. 12 vurdum. Daha hızlı çıkmaya ve yok olmaya başladılar bak. Oyunda kan yok, o çok iyi yani. Şu anki ekranda. Siz yapıyorsunuz değil mi tutorial Hiç bu arada? Fena Belki değil. Girebileceğiz direkt. Şimdi şu işareti Evet. takip et. Işınlayıcıya varacaksın. Oradan Nerede bu git. işaret? Yetenek alıştırması Geldim. yapacağız. Savaşı lehine çevirmek için çok faydalı olacak. Şimdi CSGO ile birebir aynı neredeyse. Hatta 1.6'ya daha çok benziyor. Yani şöyle göstereyim. Oturup şöyle basarsanız düzgün gidiyor. Ama oyunda yetenekler var. 3 tane, Hemen 5 tane de yetenekleri ultimiz farklı. var. Şu duvara bir ok gönderip yayının ne yaptığını bir gör. Okumuz arkadaşlar duvardan sekiyor. Görüş sağlıyorum.
İşte oradalar. Burada şimdi bu bilgiyle onları tek tek karşıdaki cihazın adı Spike. Düşman radyanitimizi böyle çalıyor. Biraz saldıranlar kritik yerlere yönlendirmeye çalışıyor. Spike savunucular bildiğimiz CSGO'daki C4 arkadaşlar. Spike'ı al, işaretleyerek yani götür ve yerleştirmeyi dene. Top secret diyor. Buraya girilmiyor böyle alanlara. Bombanın kurulduğu alan burası. Abi şimdi bombayı kuruyoruz. Bomba 7 ya da 7,5 saniyede kuruluyor olması lazım. CSGO'dan daha hızlı kuruluyor. Saldıranlar Spike'ı yerleştirince savunucular şimdi imha etmeye çalışıyor. Ben burayı savunacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi biraz bot yolluyorum. Ne arkandaki kayıkhanede güvenli bir alana geçtim. Spike'ı koru. Görüş sağlıyorum. Buradan gelen olursa göreceğim. Klasik bomba senaryosu bu. Yeteneklerinden yararlanmayı unutma. Gizli düşmanları aşağı çıkarmak için duvardaki hedeflere sonar okuyor. Muhteşem. Hazır duvarları delip adamları zaman poligona dönüp farklı silah ve yetenekleri deneyebilirsin. Bomba patlamadan. Hazır olduğunda cephe seni bekler. Gidelim. Valorant'a hoş geldin. Valorant'a hoş geldin. Siz de sektöre hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdiki. Kapat. Alp neredesiniz kanka? Ekleşelim bir daha. Aynen abi. Abi galiba eşleşme kapalı ya şu an. Tamam okey sıkıntı yok. Detaylıca oyunu anlatırız. Ben size ekleyeyim. Riot hesaplarınızı verebilir misiniz? Alp TV mi senin Alp? İki tane L'li miydi? Nasıl? İki tane P abi. İki Alp tane TV. P var. Tamam. Büyük küçük fark ediyor mu? Bunu da öğretelim. Bakalım şimdi sen de beni eklemeyi dene kanka. Aha. Benim Anos'un ikim direkt. Burada tabii kendi ikinizi alabiliyor olmanız çok güzel bir yayıncı olarak. Birçok direkt oyunda... Anos mu? Evet abi. O şekilde ayarlattım ben. Yani Riot Games çok yardımcı oldu sağ olsunlar. Bekledim abi geldi mi? Böyle şeylere bakıyorum bekliyorum. Şey hashtag 1 yazdın mı sonuna? Etiket kısmına. Yani sanırım aynı iki siz de alabiliyorsunuz. Ama hashtag 2 oluyor mesela Anos'ta alınca. Ya da mesela atıyorum Scream'se kullandığınız nick. Herkes alabiliyor Scream'i. Hashtag 2 oluyor ama. Sizinki de Scream oluyor. Böylelikle işte Ahmet 2632 XDTR falan gibi iğrenç nickler çıkmıyor oyunda. Vallahi ekledim abi de. Geldi mi? Bekliyorum kanka. Grantu ben de denedim de. Herhalde şu an yeni açıldığı için daha kendine yok, gelmedi şöyle, oralar. Şunu anlattılar bize. 15 ile 16 arası yayını izlerken drop düşecek. 16'dan sonra hem oyun oynayabileceksiniz hem drop düşecek izleyicilerinize demişlerdi. Yani şu an izleyen herkese drop düşme ihtimali var her saniye. Ama ünlem Discord ya da ünlem drop yazarak Discord'a gidip oradan makaleyi bir okuyun. Çünkü Twitch'inizi bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Oyunun sahibi olabilmeniz için. Şu an Twitch hesabınızı bağlayabilirsiniz. Telefondan da yapabilirsiniz. Tabletten de, televizyondan da, bilgisayardan da. Her yerden izleyen kişiye drop geliyor. Onu da özellikle sordum. Ben size isterseniz videomdan anlatayım bu arada. Orada daha iyi görüyoruz ajanları. Bunların hepsi ajanlarımız arkadaşlar. Brimstone, Jet, Phoenix, Sage ve Sova. Bunlar 5 tane veriyor başta oyun başında bize. Açılamayan ajanlarımız da var burada. Bunlardan da 5 tane gözüküyor şu anda kilitli olan. Breach, Cypher, Omen. Bir dakika, Raze var mıydı ya biz oynarken? Raze diye bir karakter yoktu. Raze yeni gelmiş. Oo, yeni gelmiş. Harika. Aynen yeni gelmiş. Vay, düellocu diyor. Çok basit yapmışlar. Bütün büyülerin özelliklerini öyle basit öğrenebiliyorsunuz. Patlatıcı çanta diyor, patlayıcı. C4 gibi. Renk tesirli bomba. Hepsini deneyeceğiz bunların. Bunları da, bu karakterleri de arkadaşlar oyun oynayarak açabiliyorsunuz. Yani para vermenize gerek yok. Oyunda herkes eşit. Asla da pay to win olmayacağını söylediler oyunun. Nasıl LoL'de sadece skin alabiliyorsan bu oyunda da skin alabileceksin sadece. Zaten çok güzel skinleri eklemişler bile. Zaten onun örneği de şey, LoL abi yani. 10 yıllık oyun. Hiç pay to win olmadı hiçbir zaman. Kesinlikle. Yani çok önemli tabii o. Mesela hitboxlar falan değişiyor mu değişmiyor mu aldığın karaktere göre. Her şey gerçekçi. Şu an Raze'i çok merak ettim ya. İrem bir odaya gelebilir misin ya? Bir şey rica edeceğim sana. Tamam gelin. Ve girmene. İmam hoş geldin. Başın sağ olsun. Sen güçsünü atlatırsın diyor. Abi çok üzüldük tabii. Çok yıprandık. Dediğim gibi o dönemde o yüzden yayın açmadım. Beni de mazur görün bu konuda. Bundan sonra buradayım. Gel kanka. Önce bir YouTube'u toparladım. YouTube'a 4 tane video koydum. Bilgisayar hızlandırma videosu koydum. Umarım hepinizin bilgisayar hızlandırmıştır. Gene %98 oranda hızlandığını gördüm ben. Hızlanmadığını düşünen arkadaşlar var. Onlar için de arkadaşlar. Benim videoyu yayınladığım gün CSGO'ya bir shader güncellemesi geldi.
Şunu şey girebilir misin bu arada? CSGO Shader'ı Ultra yaptı arkadaşlar. Sizden habersiz bir şekilde. Lova da alsanız Ultra yaptı. O yüzden CSGO oynayan FPS'si düştü o Shader'dan dolayı. O da geldiği gibi yeni motor ya da yeni güncelleme o da artacak. Yani daha çok artacak aslında. Artanların daha çok artacak, düşenlerin daha çok artmış olacak. 50 FPS'den bakın diyor. 120'ye çıktım çok sağ ol diyor. Ya ben Instagram'da bayağı paylaştım. Tabii 15.000 tane falan tagleyen oldu beni ama gördüklerimi paylaştım. Elran, Tukan, canım benim. 4. ay. Hoş geldin. Teşekkür ederim. İyisindir umarım. Ya Tukan ben de Tarantula artı Çiyan gezdirecekti. Çiyan'ı aldı evde, besledi, büyüttü. Eşek gibi de bir Çiyan almış zaten. İzlemiştim yayında. Koronadan dolayı gelemedi. Hoş, benim cezam şimdilik askıda arkadaşlar. Onu soranlar oluyor. Ondan sonra Tuğkan'la sektör kap yapacağız. Tuğkan'ın limon tayfayı alacağız. Bizim TKT ile bir kapışacaklar Twitch'te. Güzel bir CSGO maçı sizleri bekliyor gene. Yakın zamanda yaparız. Bol hediyeli yaparız. Yani muhtemelen ona sponsor bulurum. 20-30 bin lira dağıtırız yayında izleyicilere. Sektör kapları öyle yapıyoruz ya, güzel olur yani. 250'den 300'e çıktı diyen var. Arkadaşlar FPS'nin kaçtan kaça çıktığını bir yazabilir misiniz? 20'den 60 sabit olmuştu diyor. 60 sabit kötü bir şey. Dikey eş zamanlamayı. Şuradan bakın. Şey yapmış aslında. Kapalı. Az önce anlatmış ya. Kapalı yapmış. Ayarlar neredeydi? Ayarlar. Bak adamın 60 sabit FPS alması. 20'den 60'a çıkmış. Onun altını çiziyorum zaten de. Tek sebebi abi. Nerede bulamıyorum. Video. Ha. Dikey eş zamanlama. Burada şey var. Göremedim şimdi ya. Neyse dikey eş zamanlama işte kapalı yapmış. Ben 240 Hz'de oynayacağım oyunu. 240 Hz VSony'in süper monitörü var bende. Gaming serisi, Elite serisi. Bilgisayarda yetiyor şükür. O yüzden akıcı bir şekilde oynayacağım. Ve bununla ilgili de sizin bilgisayarınızı gene nasıl optimize edeceğinize dair bir video çekerim yakında. 30'dan 50'ye çıktı. 15'ten 30'a çıktı. 300'den 450'ye evet, çıktı. Abi. Çok güzel. Efendim Melih'cim. Benim arkadaşımın 150'den 150-200 alıyordu. 350-250 almaya başladı abi. Evet muhtemel abi. Çok çok muhtemel yani. Çünkü bilgisayarı doğru kullanmıyoruz. Şimdi arkadaşlar 16.0'da oyun oynanabilir olacak. O zamana kadar gelin ben size oyundan daha detaylı bahsedeyim. Şöyle yapalım. Sonra zaten çok derin takip bir takım var. Çok canavar bir takım topladım size. Onlarla oynayacağız. Yani küt var içinde. Herif PUBG'nin ilahlarından bir tanesi oyunda. Alp var, Berk var. Şimdi Berk Counter'a benzediği için çok iyi oynuyor. Alp PUBG'ye benzediği için iyi oynuyor. Biliyorsunuz PUBG'deki Mini 14 de var oyunda. CSGO'daki Keleş Colt da var oyunda. Ben size şöyle açacağım şimdi. Dın dın. İyisiniz.